Merhaba, ben sosyal bilgiler öğretmeni Kemal Şahin. Sizlerle sosyal bilgiler dersini işleyeceğiz. Bugünkü konumuz sosyal bilgiler öğreniyorum ünitesinden neden oldu? Bu konu öncelikle sizlere eleştirel düşünmeyi öğretecek, sizlerin objektif olarak konulara ve önümüze çıkan tarihi olaylara eleştirel olarak ve objektif olarak bakmanızı sağlayacaktır. İlk öncelikle burada öğreneceğimiz bazı kavramlar var. Bu kavramların başında olay geliyor. Olay arkadaşlar bir nedene, bir sebebe ve sonuca bağlı olarak yer, mekan ve zaman bildiren her türlü vakaya olay diyoruz biz. Olay biraz önce de söylediğim gibi belli bir mekanı olacak. Belli bir zamanı olacak ve neden sebep sonuç ilişkisi olacak. Örneğin Irak Savaşı belli bir nedenleri var, sonucu var, yeri var, zamanı var ve mekanı var. Olayı bu şekilde söyledikten sonra daha sonraki kavramlarımızdan olguya geçiyoruz. Olgu arkadaşlar her yerde herkesin bildiği kavramlardır. Mesela 2 çarpı 2, 4 eder. Bu dünyanın her yerinde aynıdır. Mesela deniz seviyesinde 100 santigrat derecede su kaynar. Bu her yerde aynıdır. Hiçbir zaman değişmez. İşte olgu kavramlarında, olgu cümlelerinde de herkese göre aynıdır. Hiçbir zaman değişme göstermez. Dünyanın neresinde olursak olalım, bu kavramlarda değişme görülmez. Görüşü de söyledikten sonra olguyla görüşleri birbiriyle karşılaştıralım. Görüş kavramımız var. Görüş kavramımızda ise bu insana özgüdür. Kendimize özgüdür. Kendi isteklerimize, kendi düşüncelerimize, kendi hoşlandığımız şeylerle ilgilidir. Mesela ben sosyal bilgiler dersini severim. Matematik dersi de benim için sıkıcıdır. Bu tür cümleler nedir? Görüştür. Biraz sonra bir örnek vererek sizlerle olgu ve görüş cümlelerini karşılaştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi bir soru var tahtamızda. İlk önce soruyu okuyoruz. Ve soruyu okurken çok dikkatli okuyoruz. Çünkü soruyu anlamak sorunun yarısını çözmek demektir. Sorumuz, aşağıdakilerden hangisi olguya örnek olamaz? Gördüğünüz gibi olamazın altı çizilmiş. Olumsuz sorularda her zaman yüklemin altı çizilir. Biz burada demek ki olgu, 3 tane olgu olacak, 1 tane de görüş cümlesi olacak. A'yı okuyoruz, sosyal bilgiler iyi bir vatandaş olmamızı sağlar. Sosyal bilgilerin amaçlarındandır, bu olgudur. En kolay ders matematiktir. Biraz önce de söylemiştik, demiştik ki kişilerin kendi düşünceleri görüş cümlesidir. Bu yüzden B görüştür. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bildiğimiz gibi Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Hiçbir yerde değişmez. Bu da olgu cümlesidir. En fazla yağış Rize'de görülür Türkiye'de. Doğrudur bu da. Biz o zaman B seçeneğini işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar, diğer bir soruya geçiyoruz. Bu soruyu yine soruyu okurken dikkatli olacağız. Her zamanki gibi. Aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesi olamaz? Yine yükleme baktık. Altı çizilmiş. Demek ki olumsuz bir soru. O zaman biz ne arayacağız arkadaşlar? 3 tane görüş cümlesi olacak. 1 tane de olgu cümlesi olacak. Bakıyoruz. Akdeniz Karadeniz'den daha tuzludur. Hemen düşünüyoruz. Akdeniz Ekvator'a daha yakın. Karadeniz daha uzak. Daha önceki bilgilerimize dayanarak ne diyoruz? Ekvator'a yakın olan denizler daha tuzludur. Uzak olanlar kutuplara gittikçe denizlerin tuzluk oranı da azalır. O zaman bu nedir? Dünyanın her yerinde aynıdır. Ve ispatlanmış bir bilgidir. O zaman A olgudur. Olgu yazıyorum başına. Karayolu ile seyahat etmek daha güvenlidir. Bu bana göre olabilir, Ahmet'e göre olabilir, Veli'ye göre olabilir, bir başkasına göredir. O yüzden bu görüş cümlesidir. Hamsi diğer balıklardan daha çok sevilir. Bu da yine kişiye göre değişir. Buna da görüş cümlesi diyoruz.
Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir. Bana göre Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir. Ama bir başka kişiye göre dünyanın daha güzel ülkeleri de olabilir. Yine bu cümlede görüş cümlesidir. O zaman aradığımız seçenek A seçeneğidir. Diğer bir konumuz ise bilimsel araştırma. Arkadaşlar, yazılan tüm kitaplarda, yapılan tüm deneylerde bir bilimsel araştırma payı vardır muhakkak ki. Bizler birer öğrenciyiz ama ileride doktor olacağız, avukat olacağız veya bir araştırmacı olacağız. Ne olursak olalım bilimsel araştırma yöntemlerini bilmemiz gerekir. Bilimsel araştırma yöntemleri aşama halindedir. Birinci aşaması problem tespitidir. Arkadaşlar, bizler herhangi bir problemi tespit etmeliyiz ki onu çözmeye uğraşalım. Örneğin sigaranın zararları, çevre kirliliği, erozyon, orman yangınları. Bunlar nedir? Birer problemdir ve bunları çözmek için de bizler ikinci aşamaya geçerek problemi tespit ettikten sonra hipotez aşamasına geçeriz. Hipotezde ise arkadaşlar problemi tespit ettik ve problemin çözümüne yönelik görüşler bildiririz. Nedir işte? Problemimiz erozyondur. Erozyonu önlemek için ne yapmamız gerekir? İşte sekiler yapmamız gerekir, ağaçlandırma yapmamız gerekir. Bunun gibi hipotezler öne süreriz. Üçüncü kısmımız ise deneydir. Hipotezimizi öne sürdük ve bunu deneyle ispatlamamız gerekir. Deneyin de kendi içerisinde aşamaları var. Bunları da yazacağız ve böylece bir bilimsel araştırma yapmış olacağız. Deneyin birinci aşaması A olarak verelim. Veri toplama. Biz deney yapacağız ama belli bir bilgiye ihtiyacımız var. Bu yüzden kaynakları taramamız gerekir. Ne kadar çok kaynak tararsak o kadar çok elimizde bilgi olur ve bu bilgileri olumlu yönde kullanabiliriz. Diğeri ise toplanılan bilgileri sentezlemedir. Buna veri sentezleme diyoruz. Bulduğumuz kaynakları, verileri topladık. Bunları sentezliyoruz veya grupluyoruz. Kendi arasında grupluyoruz. Diğer bir seçeneğimiz ise bunun sonucuna bakıyoruz. Deneyimizi uyguladık ve sonucuna baktık. Sonucu bilimsel bir dille, objektif bir dille yazıyoruz. Biraz önceki erozyonumuzu deney kısmına kadar getirmiştik. İşte hipotezlerimiz vardı ve bunları deneye uygulamıştık. Veri toplamada erozyonla ilgili bilgiler topladık. Birçok kaynağı araştırdık. Birçok bilimsel yazıyı irdeledik ve bunlarla bilgileri topladık. Bunları sentezledik, grupladık ve daha sonracı bunu erozyon olmuş bir yerde uyguluyoruz. Deneyimiz sonuçlanıyor. Evet, verdiğimiz hipotez sonucunda eğer sonuç olumlu ise evet bu problemi çözdük demektir. Eğer olumsuz ise diğer bir başka problem çözme tekniğini, hipotezimizi farklı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bilimsel araştırma ile ilgili bir soru çözüyoruz. Bilimsel araştırma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Demek ki arkadaşlar bizler 3 tanesi bilimsel araştırma ile ilgili olacak, 1 tanesi bilimsel araştırma ile ilgili olmayacak. Onu arıyoruz. Planlı yapılır. Baktığımız zaman bilimsel araştırma belli bir plan, belli bir zaman göre yapılır. Doğrudur. Belirli bir yol izlenir. Doğrudur. Biraz önceki aşamaları söylemiştik. O aşamalara göre devam eder. Rastgele bir konu seçilir. İşte aradığımız seçenek bu. Rastgele bir konu seçilmez. Tespiti yapılır, problem tespiti yapılır. Ona göre konu seçilir. Araştırmaya önem verilir. Biraz önce de söylemiştik, veri toplamada birçok bilimsel araştırma yapılabilmesi için birçok kaynağın irdelenmesi gerekiyordu. O zaman bizim aradığımız seçenek C seçeneğidir.
Evet. Diğer bir konumuz haklarımız ve sorumluluklarımız. Bildiğimiz gibi sosyal bilgiler çok alanı geniş bir ders. Bu ders içerimizde haklarımızı ve sorumluluklarımızı da öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi yeni ders yılında vatandaşlık bilgisiyle sosyal bilgiler dersi de birleştirilince bazı ünitelerimizde vatandaşlığın konularını da göreceğiz. Haklarımızda dilekçe hakkına büyük önem veriyoruz. Dilekçe hakkı dediğimiz zaman biz burada dilekçeyi niçin yazarız? Bu soru aklımıza gelecek. Dilekçeyi niçin yazarız? 1. Bilgi almak için. 2. Dilek ve şikayetlerimiz için. 3. Bununla ilgili birçok konuda dilekçe yazarız. Dilekçe niçin yazılır? Dilekçe çünkü yazılı bir matbu evraktır. Sözlü olarak gidersiniz, bir kişiden bir ricada bulunursunuz, bir bilgi edinmeye çalışırsınız. Cevabı gelmeyebilir. Ama dilekçe yazdığınız zaman bunun cevabı en kısa zamanda gelecektir. Çünkü bu kanunla sınırlanmıştır. Belli bir zaman içerisinde karşı kurum veya kuruluş size dilekçenize cevap vermek zorunluluğundadır. Bizler dilekçe hakkını söylediğimiz gibi bilgi almak için, dilek ve şikayetlerimiz için kullanırız. Birçok hakkımız da zaten yasada, anayasada, kanunlarla vardır. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Sorumluluklarımız kısmında ise bizler birer öğrenciyiz. Belli bir sorumluluklarımız var. Okul içerisinde belli sorumluluklarımız var. Sınıfımızda sorumluluklarımız var. Okul bahçesinde belli sorumluluklarımız var. Okul zaten bizlere bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz için imkanlar tanımaktadır. Evet arkadaşlar, şimdi dilekçe hakkı ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuzu okuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe konusu olamaz? Olamazın yine altı çizili. Demek ki arkadaşlar bizler yine dilekçe hakkı ile ilgili 3 çıkarıyoruz. Birisi dilekçe hakkımızla ilgili değil. A. Kişisel evrakta yanlışlık olduğunda düzeltilmesini istemek. Bu en doğal hakkımız ve bunu dilekçe ile yaparız. Seçim sonuçlarının kontrol edilmesini istemek. Yine bu da bir şikayet veya bir dilektir. Bunu da yine dilekçe ile bildiririz. C. Haksızlığa uğradığımızda şikayette bulunmak. Bu da yine dilekçenin konusuna girer. D. Aldığımız kıyafeti kullandıktan sonra geri vermeye çalışmak. Arkadaşlar işte bu seçenek uymaz. Çünkü aldığımız kıyafeti kullandık. Kullandıktan sonra geri vermeye çalışmak o karşı tarafa bir haksızlık olur. Tüketici haklarında alınan bir elbisenin veya bir malın kullanılmadan 7 gün içerisinde fişiyle birlikte geriye iade edebilirsiniz. Fakat kullandıktan sonra kesinlikle iade edemezsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bir başka konuya geçiyoruz. Neden sosyal bilgiler? Bizler okullarımızda sosyal bilgiler dersini 4. sınıftan 8. sınıfa kadar görüyoruz. Ama niçin görüyoruz? Bu dersi öğrendiğimiz zaman bizlere ne gibi faydaları olacak? Yine bunu sosyal bilgiler dersinde öğreneceğiz. İlk önce sosyal bilgiler bize duyarlı olmayı sağlar. Örneğin çevre kirliliği, örneğin erozyon. Bunlar nedir? Çevremizde yaşadığımız, bizi de doğrudan etkileyen olaylardır. Örneğin günümüzde orman yangınları, Türkiye'nin başında olan bir dert. Sosyal bilgiler bu olaylara duyarlı olmamızı sağlar. Duyarlı olduğumuz zaman da ne yaparız? Bunun için önlem alırız. Yaşadığımız coğrafyayı tanıma. İlk önce sosyal bilgiler yakın çevreden başlıyor. Okulda da gördüğümüz derslerde ne yapıyor? İlk önce sınıfımızdan başlıyor. Okulumuzu, ilçemizi, ilimizi, daha sonra bölgemizi, daha sonra ülkemizi, daha sonra komşularımızı ve açılarak dünyadaki tüm coğrafyaları, ülkeleri bizlere
tanıtıyor. Bilimsel düşünme. Biraz önce bilimsel araştırma yapıyoruz diye konumuz vardı. Orada da bilimsel araştırmaya değinmiştik. Nasıl yapılacağını öğrenmiştik. Yine sosyal bilgilerin konusu içerisinde bilimsel düşünme vardır. Milli bilincin oluşmasında katkıda bulunmak. Yine bu sosyal bilgilerin konularındandır. Ulusal bilince sahip olmak. Bir ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin bazı sorumlulukları var. Vatandaşlık olarak sorumluluklarımız var. Bunların yerine getirebilmemiz için ulusal bilince de sahip olmamız gerekir. Yine bunu sosyal bilgiler dersi bizlere öğretir. Demokrasiyi kavrama. Bildiğimiz gibi ülkemiz demokrasiyle yönetilmektedir. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede demokrasiyi bilmemek kadar da kötü bir şey olamaz. Bu yüzden bizler ne yapıyoruz? Demokrasiyi sosyal bilgiler dersi sayesinde öğreniyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma. Sosyal bilgiler dersinde bilgiyi nasıl kullanacağımızı, iletişim, telefon, televizyon, medya, kitap, dergi, bunları nasıl kullanacağımızı, nasıl faydalanacağımızı öğretir bize. Hukuk kurallarını bilme. Hukuk kurallarını bilmek yetmiyor. Hukuk kurallarına bir de uymak gerekiyor. İşte sosyal bilgiler burada devreye giriyor. İlk önce öğretiyor ve bunlara neden uymamız gerektiğinde, uyduğumuzda ne gibi faydalar sağlayacağını bize gösteriyor. Atatürk ilke ve inkılaplarını bilme. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk'tür ve bu ülkeyi kurarken bazı ilke ve inkılaplarını ortaya koymuştur ve bu ülkenin kurulmasında bu ilke ve inkılapları büyük bir rol olmuştur. Bu yüzden bizler de Atatürk ve inkılaplarını bilmemiz gerekir. Yetenek, ilgi ve isteklerimizin farkında olma. Sosyal bilgiler dersi aynı zamanda bizlerin ilgisini, yeteneklerini, isteklerini ortaya çıkarır. Hangi alanda yetenekliyiz? Hangi meslekte daha başarılı olabiliriz? Hangi alanda hobilerimizi geliştirebiliriz? İşte bunlar sosyal bilgilerin konusu içerisinde yer almaktadır. Evet arkadaşlar, şimdi bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin yararlarıyla ilgili doğru bir yargı değildir? A. Bitkilerin gelişim evrelerini öğretir. Arkadaşlar, bunu bize fen bilgisi dersi öğretir değil mi? O yüzden A şıkkını şimdilik işaretliyoruz, fakat diğer soruları da okuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş ve amaçlarını öğretir. Bu sosyal bilgiler dersinin yararlarındandır. C. Türkiye'deki ovaların dağılımını belirtir. Yine bu da sosyal bilgilerin konularındandır. D. Vatandaşlık haklarımızın ne olduğunu açıklar. Vatandaşlık haklarımızda yine sosyal bilgiler bize açıklar. O yüzden bizim aradığımız şık A şıkkı. Evet arkadaşlar, diğer bir konumuz Atatürk ve sosyal bilimler. Arkadaşlar, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra birçok reform ve inkılap yapmıştır. Sosyal bilimlerin ilgilendiren alanlarını bu dersimizde göreceğiz. Birçok alanda matematiğin ilerlemesinde, diğer bilim dallarının ilerlemesinde birçok faydaları dokunmuştur ama biz bu dersimizde sosyal bilimleri ilgilendiren taraflarıyla neler yapmış onları göreceğiz. Arkadaşlar, Atatürk Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kurmuş. Bu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi halen Ankara'da devam etmektedir. Bu bilimsel araştırma yapılması için Atatürk ta 1920 yıllarda, 30 yıllarda ön ayak olmuştur. Diğer bir üniversitesi Gazi Üniversitesi kurulmuştur. Yine kendi ismini taşıyan Gazi Üniversitesi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu. İşte arkadaşlar, Türk Tarih Kurumu siyasal ve sosyal yaşamı da ilgilendiren bir kurumdur. Neden Türk Tarih Kurumu'nu Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur? Çünkü bildiğimiz gibi Osmanlı Devleti yıkıldı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bu kuruluştan sonra Osmanlı Devleti sürekli İslam tarihini öğretiyordu. Osmanlı tarihini öğretiyordu. Osmanlı tarihinden önceki tarihi bilmiyorduk. İşte Mustafa Kemal Atatürk de buna ön ayak olarak bizim nerelerden, Orta Asya'dan geldiğimizi, Orta Asya'da birçok devlet kurduğumuzu göstermek amacıyla ve bunları öğrenmemiz amacıyla
Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. Türk Tarih Kurumu da Türklerin nereden geldiği, hangi devletleri kurduğu ile ilgili birçok araştırma yapmış ve birçok eser vermiştir. Diğer bir önemli olan Türk Dil Kurumu'dur. Bildiğimiz gibi Osmanlı Devleti'nde Farsça, Arapça ve karışımı olan Osmanlıca kullanılıyordu. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nde ise öz Türkçe kullanılmaya başlanılmıştı. Türkçe olarak resmi dil kabul edilmişti ve Türkçe kullanılıyordu. O zaman biz de Mustafa Kemal'in yaptığı şey de Türk Dil Kurumu'nu kurarak Türkçe'de yabancı kelimeleri ayıklayarak ve yabancı kelimeden kullanmak zorunda olduğumuz kelimelerin yerine de kelime türeterek bir yenilik yapmıştır. Türk Dil Kurumu'yla birlikte de birçok eser ortaya çıkarılmıştır. Sözlük, atasözleri, deyimleri bunlar da Türk Dil Kurumu tarafından ortaya konulmuştur. Diğer bir Yüksek Ziraat Enstitüsü kurmuştur. Bunun amacı nedir? Çünkü Anadolu bildiğimiz gibi tarıma müsait bir yapıya sahipti ve Yüksek Ziraat Enstitüsü'nü kurarak da Anadolu'daki tarımın gelişmesine büyük bir destek sağlamıştır. Evet arkadaşlar, şimdi konuyla ilgili bir soru çözeceğiz. Türk Dil Kurumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine olumsuz cümle, altı çizilmiş. Dikkatlice soruyu okuyoruz. A. Bilimsel çalışmalar yapar. Türk Dil Kurumu'nun amacı neydi zaten? Bilimsel çalışmalar yapmak. B. Öz Türkçeyi oluşturmaya çalışır. Biraz önce de söylemiştik zaten. Demiştik ki yabancı kelimeleri ayıklayarak öz Türkçeyi oluşturmaya çalışır. C. Türkçe'yi yeni kelimeler kazandırmaya amaçlar. Bu da yine Türkçe kelimelerin çoğalmasını sağlar. D. Türkçe'yi yabancı kelimeler kullanarak zenginleştirmeye çalışır. İşte arkadaşlar, yabancı kelimeleri kullanmak Türk Dil Kurumu'nun ilkelerine aykırıdır. Bu yüzden Türkçe'yi yabancı kelimeler kullanarak zenginleştirmeye çalışmaz. Bunları ayıklamaya çalışır. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci ünitemize geçiyoruz. Yeryüzünde yaşam ve konumuz haritaların dili. Haritaların dili konusunda coğrafi konumu göreceğiz. Coğrafi konumu şöyle tarif ediyoruz. Dünyanın herhangi bir noktasının yeryüzündeki yerine coğrafi konum diyoruz. Coğrafi konumu ikiye ayırmıştık. Bir, matematik konum. İki, özel konum. Matematik konumunu şöyle tarif ediyoruz. Yeryüzündeki bir noktanın Greenwich, yani başlangıç meridyeni ve ekvator, başlangıç paraleli ekvatora göre yerine biz matematik konum diyoruz. Bunu şöyle bir yer küre çizelim. Bunu bir dünya, burası sıfır ekvator. Ve Greenwich başlangıç meridyenimiz. Evet, yeryüzündeki herhangi bir noktanın, mesela şuradaki herhangi bir noktanın ekvatora ve paraleli olan uzaklığına veya bunlara göre konumuna matematik konum diyoruz. Matematik konumu işleyebilmek için paralel ve meridyenlerin ne olduğunu bilmek gerekir. Paralel, dünyanın ortasından doğru, dünyayı ortadan doğru bölen ve paralel olarak birbirine uzanan çizgilere biz paraleller diyoruz. En ortadakine sıfır ekvator diyoruz.
Bunun kuzeyindekine kuzey paralelleri diyoruz. Bunlar tam 90 tanedir. Ve 90. paralel ise kutup noktası diyoruz. Aynı şekilde güneydekiler de 90 tane. Ve buradaki kutup noktasını da güney kutup noktası diyoruz. 90 güneyde, 90 kuzeyde olmak üzere toplam 180 tane paralelimiz var. Paralellerin özellikleri de vardır. Her birinin arası 111 kilometredir. Her paralel arası 111 kilometredir. Paralellerin en uzunu 0 ekvatordur. Bu yaklaşık 40 bin kilometre civarındadır. Ve kutuplara gidildikçe bunların boyları kısalır. Biz paralellerden yararlanarak kuş uçuşu bir noktanın ne kadar uzaklıkta olduğunu hesaplayabiliriz. Bir tane hesaplama yapalım mesela. Örneğin elimizde iki tane nokta var. Şurası 70. Şurası da 60 olsun. A ve B noktaları diyelim bunlara. A ve B noktaların birbirine olan uzaklıklarını hesaplayalım şimdi. Hemen 70 ile 60 arasında kaç tane paralel var? 10 tane paralel var. 10 çarpı 111 yapıyoruz. Çarptığımızda da 1110 kilometre buluyoruz. Demek ki A ile B noktaları arasındaki uzaklık 1110 kilometre kadarmış. Başka bir hesaplama yapalım. Örneğin farklı yarım kürelerde olsunlar. Örneğin şurası 30 olsun. Şurası da 20 olsun. Farklı yarım küredeki bunları hesaplayalım. Kuzey yarım küredeki 30. paralelle A noktası dedik. Güney yarım küredeki 20. paralelle de B noktası dedik. Bunların arasındakini hesaplayacağız şimdi. Farklı yarım kürede olunca bunları topluyoruz. 20 artı 30 50 yapar. 50 ile de 1111 kilometreyi çarpıyoruz. 5550 kilometre çıkıyor. Ve böylece farklı yarım küredeki iki noktayı da kuş uçuşu olarak uzaklıklarını hesaplamış olduk. Meridyenler ise dünyayı kutup noktalarından bir karpuz dilimi gibi bölen hayali çizgilere diyoruz. Bunların sıfır olanı başlangıç meridyeni demiştik. Başlangıç meridyeninin batısında toplam 180 tane vardır meridyen ve doğusunda da 180 tane vardır. Toplam 360 tane meridyenimiz var. Arkadaşlar, meridyenlerin boyları eşittir. Birbiriyle aynı boylardadırlar. Sadece birbirlerindeki uzaklık ekvatorda sıfırda şuradaki her birinin arası 111 kilometredir. Bu kutuplara gidildikçe daralır. Bunun sebebi de dünyanın yuvarlak olmasından kaynaklanmaktadır. Bizler burada yerel saat farklarını hesaplayabiliriz meridyenlerden faydalanarak. Örneğin her birinin arası 4 dakikadır. Örneğin şuna 30 diyelim, buna da 20 diyelim.
30. A noktası ile 20. B noktası arasındaki yerel saati hesaplayalım. Yine hemen arasındaki meridyen farkını buluyoruz. 30-20 10. Her birinin arasında 4 dakika fark olduğuna göre 4 ile çarpıyoruz. 40 dakikalık bir yerel saat farkı var. Aynı yönde olanlar, yani batıda olanları arasındaki farkı bulmak için çıkartıyoruz ve meridyen sayısını buluyoruz. Fakat bir noktamız doğuda, bir noktamız batıda ise bu sefer bunları toplayarak meridyen farkını buluyoruz. Bir tane de ona örnek yapalım. Mesela şu 20 B noktasıyla şurada bir 40 A noktası yapalım. Aradaki farkı bulmak için topluyoruz. 20 artı 40 60 tane meridyen farkı var. Onu da 4 ile çarpıyoruz. Her birinin arası çünkü 4 dakika. Bu da 240 dakika yapar. Bunu da 60'a böldüğümüz zaman 4 saat yapar. Evet arkadaşlar, şimdi paralellerle ilgili bir soru çözeceğiz. Önümüzde bir soru var. İlk önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki şekilde K ve L merkezleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Bize K ve L merkezleri verilmiş. Bunların birisi kuzey yarımkürede, birisi güney yarımkürede. Ve dereceleri 20. Hemen ne yapacağız bunları? Toplayacağız ki aradaki farkı bulalım. 20 artı 20, 40 yapar. Demiştik ki her biri arası 1111 kilometredir. 1111 kilometre ile de hemen çarpıyoruz. ...4440 kilometre arasında fark var. Seçenekler içerisinde de C seçeneği aradığımız seçenek. Evet arkadaşlar, matematik konumu gördük. Şimdi ise ikinci özel konumumuzu işleyeceğiz. Arkadaşlar, matematik konumda demiştik ki paralel ve meridyene göre bir noktanın yeryüzündeki yerine matematik konum denir demiştik. Özel konumda ise bir bölgenin veya bir yerin dünya üzerindeki boğazlara olan uzaklığı, denizlere, okyanuslara, kıtalara göre veya yerüstü veya yeraltı zenginliklerine göre bulunduğu konuma da özel konum diyoruz. Cümlelerimizde genellikle matematik konumda paralel ve meridyenler yer alırken özel konumda kıtalar, okyanuslar veya o ülkenin komşularıyla ilgili cümleler yer alır. Örneğin Türkiye'nin komşusu Irak'tır dediğimiz zaman bu özel konuma girer. Veya Türkiye batıdan doğuya doğru yükseltisi artar dediğimiz zaman yine bu özel konuma girer. Veya Türkiye'nin Çanakkale ve İstanbul Boğazı gibi önemli iki boğazı vardır dediğimiz zaman bu da yine özel konuma girer. Evet arkadaşlar, konuyla ilgili bir soru daha çözelim. Soruyu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarından birisi değildir? Yine altı çizili olumsuz. A. Orta kuşakta yer alır. Arkadaşlar, paralellere göre Türkiye orta kuşakta yer alır. Bu matematik sonuçlarından birisidir. B. Ortalama yükseltisi fazladır. Bu özel konuma girmektedir. Yükselti özel konumun konusudur. O yüzden aradığımız seçenek B seçeneği, ama diğer seçenekleri de okuyoruz. C. Sıcaklık güneyinden kuzeyine doğru azalır. Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık düşer. Bu da yine matematik konumla ilgilidir. D. Kuzeydeki en üst noktası 42. 42 derece kuzey paralelidir. Bu da yine matematik konumuyla ilgilidir. Burada özel konumuyla ilgili olan ortalama yükseltisi fazladır aradığımız seçeneklerden biridir.